peşinde. Arkadaşlar dün yayınlayamamıştım. 18 yıldır göremediği babasına kavuşan Ahmet Furkan. Daha doğrusu o hiç baba bilmedi. Daha da bir başka kişinin de nüfusuna kayıtlıydı. Yayına çıktı. Yayına çıkar çıkmaz da babası bizi aradı. Yalnız dedi ki ya ben de kaçıyorum dedi. İşte biliyorsunuz neler oldu bir izleyelim. Ben çok duygulandım. Ahmet'in de bugün yüzü gülüyor. Annesinin de yüzü gülüyor. Onlara bir sürprizim vardı. O sürprizi de Göksun Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Coşkun Aydın verecek. Ama önce bandımızı izleyelim. Hiç görmediği, tanımadığı babasını bulmak için kapısını çaldığı Müge Anlı'dan aldığı müjdeyi Ahmet Furkan Sert. Ahmet'in babanı bulduk. Yahya Bey dedi ki evet Ahmet Furkan benim oğlum. Ahmet Furkan aynı bana benziyor dedi. DNA testine bile gerek yok. Buraya kadar her şey güzel. İki tane de kız kardeşin var. Büyük kız kardeşine de çok benziyormuşsun. Babaannenin ve halanın senden haberi yokmuş. Yayınımıza çıkınca gözyaşlarıyla izlemişler. Onlar da hemen babanı aramışlar oğluna sahip çık diye. Fakat senin baban kaçakmış hayatım 15 yıldır. Heyecanlı ve mutluydu. Çok merak ettiği babasının sesini ilk kez stüdyomuzda duydu Ahmet Furkan. Bu konu hakkında çok kısa konuşmak istiyorum. Ahmet Furkan benim evladımdır. Ve bu saatten sonra gücümün yettiğince elimden ne geliyorsa sonuna kadar arkasındayım. Baban ortaya çıktı ve seni kabul etti diye mutlu musun? Düşünüyor muydun aksini? Belki kabul etmez diye düşünmüştüm ama beklediğimden daha iyi bilmiyorum. Karşıladı seni. Evet. Aldığı güzel haberin ardından gelen telefonla mutluluğuna mutluluk kattı Ahmet Furkan. Halası hattın öbür ucundaydı. Ahmet merhaba yavrum. Merhaba hala. Şunu bil yani baban seni çok seviyor Ahmet. Bazı sıkıntıları var ama geçecek inşallah. O senin her zaman arkanda. Biz de seni çok merak ediyoruz, görmek istiyoruz. İnşallah buluşuruz, tamam mı? Tamam, ben de görmek istiyorum. Yayınımızın ardından anne oğul ekibimizle birlikte Ahmet Furkan'ın babaannesinin evine doğru yola çıktı. Büyük bir heyecan yaşayan genç adam için artık baba kelimesinin gerçek bir karşılığı ve anlamı vardı. O kadar senenin kaybı var, babanı görmediğin. Onunla artık bundan sonra ne planlıyorsun? Birlikte sinemaya gitmek isterdim en çok sanırım. Baba denilince akla ne geliyorsa hepsinin eksikliğini hissettim, yaşadım. Onun yokluğunda mı oldu bunlar diye de düşündüm. O varken ne olurdu, daha farklı mı olurdu diye merak ediyordum. Şimdi şeyi de çok merak ediyorum. Hayatıma girdiğinde neler değişecek? Kuzenlerimi de merak ediyorum, var mı? Kardeşlerimi sorarım. Ve o an geldi çattı. İlk kez karşılaşacaklardı. Anne oğlun heyecanı doruktaydı. Yaklaştıkça daha da heyecanlanıyorum. Ben oğlumdan daha heyecanlıyım. Oğlumun tepkisi nasıl olacak, nasıl halasıyla nasıl sarılacak onları merak ediyorum. Halası ve babaannesi Ahmet Furkan'ı sarıp sarmaladı, sıkı sıkıya sarıldı. Gözyaşları bu defa mutluluktan akıyordu. Sizi gördüm daha iyi oldu. Bizde yok canım, çok. Hiç üzülme tamam mı? Hiç üzülme. Bundan sonra beraberiz Allah'ın izniyle. O anlar herkes için tarifsizdi. Ahmet Furkan'ın gözlerinin içi parlıyordu. Ahmet, ne hissediyorsun? Çok mutluyum şu an. İlkler yaşanıyordu. Biri 18 senedir varlığından bile haberdar olmadığı torununa, diğeri de yeğenine kavuşmuştu. Halana benziyor musun? Evet. Ne oldu? Çok heyecanlıyım. Biraz geç oldu ama böyle kısmetmiş. İnşallah. Bundan sonra beraberiz Allah'ın izniyle. Müge Anlı'ya gerçekten çok teşekkür ederim. Bu mutluluğu bana verdiği için halamı tanıdım. Biz de mutluyuz ya. Bize biraz böyle heyecan oldu, şey oldu. Biraz biz de şoktayız yani ama olsun. Ahmet Furkan babaannesinin evinde beklediğinden çok daha fazlasıyla karşılaşmıştı. Belki de hayatında hiç olmadığı kadar mutluydu genç adam. Yani bu kadar sıcak karşılanacağımı beklemiyordum. Gözün aydın. Çok teşekkür ederim. Bırakma mutluluğunuz hemen bozmasın. Güler yüzünü hiç soldurmasın. Hiç o ellerinizi hiç bırakmayın. Ekranda gördüğünüzde ne hissettiniz? Şaşırdık. Hala yani inanamıyoruz ama gerçek.
O kadar güzel karşıladılar ki şu an çok mutluyum gerçekten. Çok sıcaklar. O sıcaklığı çok hissettim içimde. Çok mutlu hissediyorum gerçekten. Evladının yüzü gülüyordu artık. Naime Hanım için de önemli olan buydu. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzel ortağım gördüm. Oğlumun mutluluğu beni de mutlu etti. Beklediğimden fazlasıyla güzeldi. Anne oğlum tıpkı mutlulukları, hisleri gibi teşekkürleri de ortaktı. Yani şu ana kadar hissetmediğim bu sıcaklığı hissettirdi. Gerçekten çok teşekkür ederim Müge Anlı'ya. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde bulundu. Sizin sayenizde Furkan'ın yüzü gülüyor şu an. Geç buldukları Ahmet Furkan'a erkenden veda edemedi hala ve babaanne. Genç adamı ve annesini evlerinde ağırlamaya kararlıydılar. İyi ki buradayım valla. Seni gördüm, babaannemi gördüm. Çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz. Hiçbir yere bırakmıyoruz. Burada kalacaksın. Biraz zaman geçireceğiz, sohbet edeceğiz, birbirimizi tanıyacağız. Tamam mı? Ben de burada kalmak istiyorum. Evet, sizi tanımak istiyorum. Şu an hayatımda uzun zamandır görmediğim ailemi gördüm. O yüzden yani 5 dakika, 10 dakika, 1 saat bile yetmez benim için. Daha uzun süre konuşup, dertleşmek, uzun uzun konuşmak istiyorum. Çok mutluyum. Müge Anlı ailemin eksik parçasını buldu. Hem de çok kısa bir sürede, yani bir günde bile, bir günden daha az bir sürede buldu. Çok teşekkür ederim Müge Anlı'ya. Babaannesinin evinden bizi uğurlayan Ahmet Furkan'ın 18 yıllık hikayesinin eksik yanı bir günde tamamlandı. Ve böylece Müge Anlı'da bir mucizevi kavuşma daha yaşanmış oldu. Şükürler olsun. Babasıyla da buluştu. Hatta alışverişe çıkmışlar ama herkes tanıdı diye biraz kaçmışlar. Evet. Mutlu musun? Çok mutluyum. Ne heyecanlı bir çocuksun ya. Biz seni çok sevdik. Aslında seni gerçekten herkes çok sevdi. Biraz hırpalanmış bir çocuk. Hiç hak etmediği halde hırpalanmış bir çocuk. Ama şimdi onu biraz kolunu kanadını güçlendirme zamanı. Ve Göksun'da yaşıyordu aile. Gaziantep Göksun'da. Kahramanmaraş gibi. Ben de bu Gaziantep'le Kahramanmaraş. Hep Gaziantep'e gittiğimde Kahramanmaraş'a da gidiyorum ya. Hep ikisini karıştırıyorum. Biri Gazi, biri zaten Kahraman. Yakışıyorlardı iki komşu birbirine. İki komşu şehrimiz. Ve Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Coşkun Aydın telefon attığımızda. Başkanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Valla size ulaşır ulaşmaz sağ olun. İki kere de evlerine gittiniz. Şimdi evet, Ahmet'e evet, bir sürprizimiz var. Ben sizden duymak istedim. Evet, öncelikle ben size teşekkür ediyorum. ATV izleyicilerine selam ediyorum. Edebiyatın başşehri Kahramanmaraş'tan tüm izleyicilere saygı, selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Aleyküm selam. Doğal yaşam merkezi olan Yayla Göksun'umuzdan da ayrıca selam ediyorum. Tabii Ahmet Bey, annesi bu programa çıktıktan sonra hemşehrilerin bizi haberdar ettiler. Haberdar olduktan sonra sizin de söylediğiniz gibi pazar günü iki defa gittim. Teyzemizi evde bulamadım. Akşam yine gittim. Konuyu bizatihi teyzemden dinleyelim dedim ki hakikaten ikamet ettikleri konutun çok uygun olmadığını gördüm. Dolayısıyla bu hanımefendiyle beyefendi geldiğimde anneanneyle bir hanımefendi daha var evde. 4 kişinin rahat edebileceği bir kiralık eve önce yerleştireceğiz. Ondan sonra iklim şartları ve arsa temin süreci kapsamında yeni bir yer temin ederek aileye rahat edebilecekleri bir konut edindireceğiz Allah'ın izniyle. Bunu Göksun halkı adına Kahramanmaraşlı olarak buradan bildirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün Kahramanmaraşlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sizin vesilenizle bu çocuğumuzun ben çok arzu ediyorum okumasını. Bunu söylediğim için özür dilerim. Ama gerçekleri de söylemek lazım herkes anlasın diye. Onu itekleyip kakaklayanlar da bu zamana kadar utansınlar. Ve peşlerine takılmasınlar. Arkanızda da bu kadar değerli bir belediye başkanı var. Sen de lütfen Ahmet oku. Tamam, yani insanlara bir yardım edilir, iki yardım edilir ama sonuçta herkes kendi ayaklarının üzerinde duracak. Şu an elinde çok önemli bir fırsat var. Rahat ders çalışabilmen için, kafanın rahat olabilmesi için o eksik denen parçayı da tamamladın. Ben senin iyi bir eğitim hayatı sürmeni istiyorum.
Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.